Merhaba FM24 Mobile severler. Evet, sizlerden gelenler Part 2'deyiz. Mustafa Muhammed Yılmaz hocamızın çok güzel bir taktiği var. Bana yolladı. Beraber deneyeceğiz, göreceğiz. Neler yapacağız, neler yaşayacağız. Ben asla sev çık falan yapmayacağım. Neler nerelere gidecek olay, inşallah bu da yine faydasını göreceğimiz. Yani içerik olarak hoşuma gitti bazı yerler. Şimdi göreceğiz, beraber yapalım. Özellikle taktiğe göre bu takımı aldım. Çünkü Mustafa Muhammed hocamız diyor ki güçlü takımlara dene. Burada özel sistem olarak kaldız arkadaşlar. Taktiği hemen şöyle bir hatırlamam lazım. Taktik, evet, şurada 4-2-3-1'den yürüyebiliriz. Şöyle yapalım. 4-2-3-1'den hemen kanat beklerini ileri çektik. Buralar iki yönlü bek olacak. Siz de aynısını yapın. Yine bakacağım, kontrol edeceğim yanlış hatırlamamak için. Evet, iki yönlü bek. Stoperlerin ikisi pasör stoper. Şöyle. Burada kalecimiz libero kaleci. Kanat forvetlerimizi ileri çekeceğiz. Şöyle Martinelli, Declan Rice değişimi yapalım. Burada yine şöyle yapalım. Bu 3 orta sahamızda ofansif oyun kurucu olarak çok merak ediyorum. Sonuç nereye gidecek? Neler olacak? 3'ü de ofansif orta saha oyun kurucusu. Hemen bir kontrol edeyim. Forvetimiz de fırsatçı golcü şeklinde olacak. Büyük ihtimalle ben buraya fırsatçı golcü hem de golcü olarak Osimhen'i alacağım arkadaşlar. Şöyle Saka'yla hemen yerlerini değiştireyim. Şöyle bakın, burada bu taktiğe en güzel uygun takımlardan bir tanesi tabii ki Arsenal. Şöyle hemen bir tane daha olacak. Vieira'yı, evet, Vieira'yı alırsak bakın burada gayet bir sağ bek Frimberg büyük ihtimalle alırım. Sol bek Hernandez olabilir ya da başka bir sol bek alabilirim. Burada transferleri yapacağız ona göre. Evet, en sevdiğim yerlerden bir tanesi. İçeriklere hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yanlış da olmasın diye tekrardan kontrol ediyorum burada. Evet, yüklen yapacağız. Dar alan oynayacağız. Şurada hızlı ve yaratıcı olacak arkadaşlar. Savunmamız yüksek olacak. Burada pres her yerde olacak. Bayağı iddialı bir, gördüğünüz gibi, taktik. Offside tuzağı kesinlikle açık olacak. Hemen bir daha kontrol ediyorum. Yanlış asla olmasın. Evet, bu şekliyle var, doğrudur. Zaman geçme kapalı olacak. Burası çok anormal. Üçüncü bölgede asla bir yeri işaretlememiz. Bizim hocamız böyle oyna bak, farkı göreceksin dedi. Biz de fark ettik. Evet, karışık paslaşmamız. Pas odağımız karışık ve kalecinin oyuna sokuşu karışık. Buralar karışık. Üçüncü bölgede kesinlikle hiçbir yere ellemeyin. Duran topu da benim kendi duran top ve free kick organizasyonuma göre yapacağız. Bakalım benim free kick ve kornerlerimi ekleyince bu Muhammed Mustafa Yılmaz hocamızın bu efsane güzel önerdiği taktik nelere kadir olacak? Burada gegenpressing olsa da gördüğünüz gibi şöyle hayır dediğimizde özel sistem olarak gördüğünüz gibi özel sistemde 4-2-3-1'i ben uyarladım. Bakalım neler olacağız. Bu arada like at, abone ol, devamı gelsin. Sıradaki taktik benim olsun diyorsan iletişime geç. Bu videoda yorumlara gelebilirsin. Instagram'dan hamzaya06 yazarak Instagram'dan benimle iletişime geçip de Muhammed Mustafa olsun, Raşit hocamız olsun, öyle iletişime geçip de taktiğini sunabilirsin. Hadi taktiğimize geçelim artık, bakalım yargı dağıtmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, geldik finale. Yüzdük kuyruğuna geldik harbiden. Güzel bir taktik. İşleyişini şimdi neler yaptık onları hep beraber göreceğiz. Bakalım finalde neler olacak. Benim yorumlarım da tabii ki önemli. Siz beraber şimdi incelemesini yapacağız ama gayet, yani konuşmaya gerek yok. Zaten istatistikle beraber göreceğiz. Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'de Real Madrid Dortmund yüzdü ama biz de Real Madrid yüzmeye geldik buraya. Evet, Osimhen. Vitor Osimhen. Her sevimin yıldızı. Güçlü takım alınca mutlaka alıyorum. Harbiden gol makinesi. Çamaşır makinesinden iyidir. Gidip gidip yazıyor. Yani gayet mükemmel. Bu arada görüyorsunuz 6 şutta 0 şut şu an. Çok
anormal zaten içeriği gördünüz arkadaşlar, içerik olarak çok anormal olsa da cidden sonuçları güzel. Bakın hep beraber inceleyeceğiz şimdi. Şu ilk yarımız bitti, bakalım biz memnun olalım. Burada dikkati dağılmış kim var? Frimborg var. Aslında ben onu alayım. Şöyle hiç riske atmayalım. Bu kırmızı oyuncu çünkü uzamasın. Dikkatsiz bir oyuncu bize pahalıya mal olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu arada sizin de güzel taktikleriniz varsa Instagram'dan ulaşın. Bakın ikinci partımız da geldi. Gördüğünüz gibi hep sizin için. Zaten bu arkadaşlar bunları kullanıyor. Gördüğünüz gibi bizde de taktik çeşitliliği oluyor. Ve görüyorsunuz finalde Real Madrid'e 13 şuta 1 şut yazıyorduk. Adamların ikinci şutu gol oldu. Evet, burada kornerden hata yapmışız. Kontradan gol yemişiz. Olsun. Bence gördüğünüz gibi gayet de başarılı derken Martinelli gitti. Kimi alalım? Tozart'ı alalım. Şöyle bir bakalım bizde kötü oynayan var mı? Yani takım olarak güzel derken Jota 2'ye attı. Yine mi kontradan yedik? Yok, defans uyumuş. Evet, Saliba uyumuş orada. Sen uyursan herkes öler kardeş. Evet, gördüğünüz gibi finaldeyiz. Şöyle bir Declan Rice'ı alacağım. Yine burada Enketia, şurada 8 oynayan şöyle Vieira'nın yerine de Smith Rowe'u alalım. Belki bir tane yalan malan 88-89'da da o yazar. Osimhen! Ulan var ya. Evet, gördüğünüz gibi 2-2 yaptık finalde. Ama bizim hakkım bak, Enketi açmış, Tozart atmış ve Osimhen tamamlamış. Yani dokunuşlar işe yaradı burada gördüğünüz gibi. Bu arada şöyle bir şey var burada. Şöyle bir gelelim. Kaç şut atmışız? 19 şut atmışız Real Madrid'e. 3 şut yemişiz ve ikisi gol. Çok anormal burası maalesef. Evet, finalde uzatmaya gitti arkadaşlar. Bu arada benim için de büyük bir heyecan oldu. İstatistikler mükemmel, beraber inceleyeceğiz. Çok anormal istatistikler var arkadaşlar cidden. Ama tabii tavsiyelerim de olacak. Ben asla taktiğin içeriği oynamadım. Bence şöyle olmalı dediğim kısımlar da var. Beraber göreceğiz ama görüyorsunuz Real Madrid finalde 21 şut attı arkadaşlar. Onlar 3 şut attı, 2 gol buldu. Bize bir gol daha yakışır bence. Evet, Joselu onlara sakatlandı. Bir gol nelere kadir olur. Yaptın onu ve gol. Smith Rowe. İşte dokunuşlar her zaman önemlidir arkadaşlar. Oyunu geliş güzel. Oo, adam harbi hacı etkisi yaratmış ha. Uzaktan gol olunca aklıma direkt hacı geldi. Yalnız Monaco'ya attığı füze. Ya da Alex'in işte Spartak Moskova mı? Dinamo Moskova. Dinamo Moskova'ya mı ne atmıştı herhalde böyle ceza sahasının dışından, ama tabi Hacı'ninki kadar değil. O da güzel bir goldü. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar finalde eze eze Real Madrid 23 şut attık. Eze eze görüyorsunuz ki o şeyde hücum bölgesindeki hiçbir yer işaretli olmadığı halde işte bu kadar. Şampiyonlar Ligi finalinde Osimhen ve Smith Rowe'un golleriyle uçtuk gittik ve şampiyon oluyoruz. Evet, yüzdük kuyruğuna geldik. Bravo Muhammed Mustafa Yılmaz hocam, eline sağlık cidden. Ben çok keyif aldım. Sıkıldığım yerler de oldu ama bence gayet de güzel. Şöyle bir kıtalar arasına hemen gidelim Şampiyonlar Ligi'ne. Neler oldu? Oyuncularımız ne yapmış? Burada Osimhen 8 gol. Lewandowski 22 gol atmış. Üf, o ne be? Adam makina gibi çalışmış. Bizde asiste de bayağı çeşitlilik var. İşte Odegaard olsun, Kai Havertz olsun. Şimdi bir de lige bakalım arkadaşlar. Ligde ne oldu? Size oyuncu istatistiklerini göstereceğim. Hayran kalacağız. Evet, 101 gol attık. 38 maçta 38 gol yedik. Yani maç başında bir gol. Bana biraz anormal gelse de demek ki aslında fazla da bir gol. Aslında yani evet, benim diğer kendi taktiklerim hep 15 ile 20 arasında hep kalıyordu ama burada 38 gol. Maç başında bir gol olsa da bence 101 gol de gayet güzel. Ligin en çok gol atan takımıyız burada. Şöyle bakacak olursak Osimhen 25 golde kalmış. Martinelli 21. Bakın çok çeşitlilik var dediğim gibi.
Saka 11 gol, Jesus yedekte 11 gol. Şöyle gezecek olursak başka var mı? Kai Havertz'i göstereceğim. Hasta kalacaksınız Kai Havertz'e. Kai Havertz 24 asist. Görüyorsunuz. Şimdi tek tek bakalım, şöyle bir dakika hemen. Kai Havertz'i özellikle göstermek istiyorum. 60 maç 12 gol 36 asist. Harbiden uçtu. O bizim canavara gidelim, bu değil. Bu canavarın bir ufağı. 36 maçta 15 gol 7 asist. Ama şu gol makinesi var ya, bak çamaşır makinesi değil, gol makinesi aldık arkadaşlar. Yani 120 milyon helal hoş olsun. 51 maçta 43 gol 12 asist yaptı. O da büyük bir etki yarattı. Burada bir de Martinelli şov vardı arkadaşlar. Martinelli'de hasta kaldım. 27 gol 6 asist de yine burada. Vieira, Odegaard ikilisi pek o kadar etki etmese 7 gol 10 asisti katkı yaptı. Vieira da şöyle bakalım. Yine burada 5 gol 9 asist. Beklerime bakalım. Frimpong o bir önceki etki yaratamadı. 1 gol 7 asist. Yine en azından katkısı var burada. Ama şöyle bir şey, defanslarımın çok fazla golü var. 5 gol Kimo Saliba. Yine burada 3 gol Gabriel var arkadaşlar. Yine burada sol bek Sivchenko oynadı 2 asiste. Hernandez vardı, o da sakatlandı. Şöyle bakalım, Hernandez de 3 gol 6 asiste oynadı gördüğünüz gibi. Evet, burada başka değinmek istediğim Nketiah vardı, o da ara ara golleriyle katkı sağladı. Genelde oynayan zaten Osimhen'di arkadaşlar. Ben bayağı eğlendim, bayağı keyif aldım cidden. Şöyle istatistiksel olarak gördünüz, şöyle bir şey, cidden çok sürekli işte dışta yüklen yapıyoruz. Beni sadece City parçaladı 2 maçta. Eminim ki City olmasa daha farklı. Yani City'nin bu sezonki, ilk sezonki gücü olmasa daha farklı da olabilirdi. Beni bayağı yordu City. Son maçı da, kendi evimizdeki maçı da 4-3 zorla yendim. Bayağı yorucu bir takım. Cidden insana ızdırap olan bir takım. Ama yine de bence taktik başarılı, başarılı. 101 gol atan taktik bence başarılıdır. Bunu güçlü takımlara yapacaksınız arkadaşlar. Bakın bu taktik şöyle zaten içerini göstermiş ama 3 tane ofansif orta saha oyun kurucu olunca ilk aklıma direkt Arsenal geldi. Ben de direkt zaten aldım, bahsetmiştim. Gerisi de zaten kendi transferlerinizde olacak şeyler. Ben Hamza Ayaz. Sıradaki taktik senin olsun istiyorsan Instagram'a gel ya da yoruma gel. Beraber haberleşelim. Senin taktiğini başarayım ve sunayım. Herkes yararlansın, faydalansın. Like at, abone ol, devamı gelsin.